Yine Burhan abi merak edilen aslında bir soru bu. Bediüzzaman Hazretleri burada cevaplamış. Orucun en mükemmeli, en mükemmel derecesi nasıldır? Hani var ya hadis-i şerifte, bazılarının orucu diyor, aç kalmaktan başka bir şey değildir. Yani sermayesi aç kalmaktan başka bir şey olmayan oruçtan ziyade kamil manada yüksek kalitede Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı güzel, mükemmel bir orucu nasıl tutabiliriz? Evet, Allah'ın olsun. İşte bu sualin cevabını burada veriyor. Şimdi abi malumunuz her bir ibadetlerin bir avama bakan, Evet. iki havasa bakan, üç ve hasta Aslı. havas dediğimiz insanlara bakan yönleri var. Evet. Avam ilmihale göre davranır. Bu şey orucu bozar, bu şey bozmaz. Ona göre davranır ve orucunu tutar. Mesela gıybet etmek orucu bozar mı? Bozmaz. Evet, ilmi hale göre bozmaz ama. Bu avam. Ama nasıl ki mideme irademle bir şey girdiği vakit orucum bozuluyor. İrademle kalbime bir yanlış his girdiği vakit orucum da burada bozulmuştur. Ben bunu kazetmem lazım diyen şeyler var, Havas var. havas var. Daha da yüksek mertebesi var. Artık buna bu manada şey yapmak değil de doğrudan doğruya insanın melekiyete, Cenab-ı Hakk'a muhataplığa, o yüksek insanlık mertebesine, kainatın ve insanın yaratılış mertebesine götüren özel hallere giriyor. Ehassa havas. Bunu ben baktım Risale-i Nur'da oruçla alakalı mesele anlatırken hem avam nazara alınmış, hem havas nazara alınmış, hem ehassa havas nazara alınmış diye kanaatim var. Mesela namazı da anlatırken üstadımız mesela 4. söz, 21. söze baktığım vakit yani bir avamın ama bir de 16. sözün diyelim mesela 4. şuasına bak. Dokuzuncu Mesela söz. 9. sözün mesela diyelim ki bazı yerlerine bak. Yani ehassa havas dediğimiz tahiyyat bahsinin 6. şuaya bak mesela. Ehassa havas dediğimiz ve namazı bütün hissiyatıyla Cenab-ı Hakk'a arz eden insanlara da yol gösteren mükemmel anahtarlar hükmünde şeyler var, ölçüler var. Doğru mu? Doğru. Şimdi burada da yine 7. nüktenin sonundaki ifadeyi okusak biraz bir şey yapabiliriz. Bu meseleyi, sorduğunuz soruyu bulabiliriz cevabını. Evet. Ve o orucun ekmeli ise mide gibi. Şimdi oruç beden ve mide olarak genellikle anlaşılıyor avam tarafından. Ama şahsen burada bazı şeyleri de mideye benzetiyor. Mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri. Bak havas genellikle neye gidiyor? Göz ve kulak şeylerine giriyor. Abi göz, kulak, dil. Ama burada ehassa havas kalp, hayal ve fikir sahasına da giriyor. Bunları da oruç tutturacağız diyor. Allah Allah. Evet abi. Anlatabildim mi? Dolayısıyla Risale-i Nur'a baktığımız vakit Risale-i Nur bütün insanlık tabakasına hitap edecek şekilde kaleme alınmış, telif edilmiş. Gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, haram olan şeylerden, malayaniyat şöyle tabir edilir, ne dünyaya ne ahirete faydası olmayan şeyler. Evet. Dolayısıyla malayani bir şey, ben bazen bakıyorum mesela bize çok oluyor. Yani zararı yok mu? Yok. Madem ki o zaman yapabilirsin. Ama bu ehassa havas için geçerli değil. Kendisine onu zül addeder. Ayıp addeder. Ya da günah addeder mesela. Maşallah. Onun için bazıları demişler ki hasenat-ı ebrar seyyiat-ı mukarrebindir demişler. Ebrarın yani hayırlı insanların kendilerini hasene olarak kabul ettiği bir şey mukarrebin dediğimiz daha yüksek seviyedeki işte hassavaz dediğimiz şey, onlar kendilerini seyyi olarak kabul ediyor. Evet. Çok enteresan. Avama göre sıradan şeyler onlar için bir günah gibi kaçıyorlar yani. Kaçabiliyor yani. Mesela işte boş konuşmak. Mesela. Mesela işte huzuru ilahiden gaflet etmeyi büyük bir günah işlemiş gibi kendine şey Yani yapıyor. bu madde baktığımız vakit dolayısıyla burada malayaniyatı diyelim ilmihale göre
oruca zarar vermeyen bir şekilde görüyoruz. Evet. Ama yüksek seviyedeki insanlar malayaniyatta yok. O da bizi ne yapıyor? Allah muhafaza. Malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus, her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela, dilini yalandan, gıybetten ve garis tabirlerden ayırmakla onu oruç tutmak. Nasıl ki mideye yemek girmek onun orucunu bozar. Dile gıybet girmek, galis tabir girmek, iftira girmek bunlar da onun orucunu bozar. Ve o lisanı, dili, tilaveti Kur'an, Kur'an okumak ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Dilinde orucu var diyebilir miyiz? Evet, işte bu. Dilin orucu da gıybet, yalan, iftira, galis tabirler, yani. Kötü çirkin ifadeler kullanmamak. Kullanmaması gerekiyor ki orucu bozulmasın. Ya. Abi çok enteresan. Gözün de orucu var. Evet. O da harama bakmayacak. Mesela. Kulağın orucu var. İşte süfliye aşağı şeyleri dinlemeyecek. Ya. Kalbin de orucu var. Evet. Hissiyatın latifelerin orucu var. Evet. Ama bu orucun hepsine muvaffak olmak hasa vasa mahsus. Evet. Avamın orucu ne işte? Bilmihali. Yemek yememek, su içmemek. Evet öyle. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip Allah Allah. Gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Hiç olmazsa zahiri azalarımızı oruç tutturabiliriz mesela dilimize, kulağımıza, gözümüze. İşte bu havas oluyor. İşte elhamdülillah. Evet. Onu muvaffak, ona muvaffak olmamız lazım. Bir de lazım. Hayal. Bir de fikir, bir de kalpteki hatırat manasında onları da oruç tutturmak ki o tabii. Evet. Yani şimdi biraz böyle bir az bir gayretle, az bir çalışmakla ama üstadımızın bu gelen cümleyle de buna muvaffak olabileceğimizin bir sinyali veriliyor. Nasıl? Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruçla ona tatili eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Evet. Adama diyorsun ki gel işte diyelim sana biraz konuşalım diyor ki ya vallahi şeyim yok fazla yani keyfim yok. Niye? Konuşsalar gıybet konuşacaklar, şu bu konuşacaklar. Normal günde yaptıkları gibi ama o midenin açlığı ona ne yapıyor? Ya ben şimdilik şey diyeyim ben gidip biraz bir dinleneyim diyor. Adam gidip uyuyor. Çünkü böyle insanların uyuması uyanık olması da hayırlıdır çünkü. Oldu mu? Mide bu manada aç kaldıkça adam biraz böyle şeye doğru kendisini günahlardan çekmeye doğru adım atmaya başlıyor elhamdülillah. Allah razı olsun.